Türkiye 2023 Haziran seçimlerine hızla yol alırken anketler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'nin oy kaybını ortaya koydu. Sahadaki durumu Gezici Araştırma Merkezi Başkanı ve Uluslararası Güvenlik ve Stratejik Çalışmalar Uzmanı Murat Gezici ile Bupar Araştırma ve Danışmanlık Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Akaltun değerlendirdi. Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün haberine göre Türkiye'de yurttaşın politikacılara bakış açısının değiştiğini belirten Gezici, Erdoğan güçlü bir politik figürdü. Söylediği her söz yapabileceği duygusunu harekete geçiriyordu. Fakat artık böyle bir imaj yok. Halkın büyük bölümü Erdoğan figürünün oyalama, sahte bir söylemle gerçek sorunları yok sayma eğiliminde olduğunu düşünüyor dedi. Gezici, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalınacağını da şu sözlerle anlattı. Yaptığımız ankette katılımcıların %47.2'sinin Erdoğan'a, %52.8'inin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini gördük. Bu anlamda Erdoğan'ın hiç olmadığı kadar endişeleneceği birçok sebebi var. Sahip olduğu iktidarı zannettiğinin aksine hiç garanti değil. Kişi başına düşen milli gelir, işsizlik ve enflasyonun önüne geçilmediğini belirten Murat Gezici, "Artık halkın %68.9'unun AKP ülkeyi yönetemiyor" dediği görünüyor dedi. Bu süreç nasıl düzelir sorusuna yurttaşın %58.7'sinin başkanlık sisteminden vazgeçilirse yanıtını verdiğini söyleyen Gezici, ülkede kötü gidişatın başkanlık sisteminden kaynaklandığını söyleyenlerin oranı büyük hızla artıyor. Dolayısıyla başkanlık sistemi ve onun beraberinde getirdiği hızlı otoriteleştirme ve çöküş yönetime bakışı kökünden değiştirdi diye konuştu. Erdal Akaltun, Cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı. İmamoğlu ve Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yarışabilecek iki siyasi aktör haline geldi. Siyaset yapma tarzıyla ikisi de farklı hedef kitlesinden beğeni kazanarak ön plana çıktı. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.